İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere İl Sağlık Müdürlüğü'nden sesleniyoruz. Sevgili seyirciler, hepiniz haberlerimizde izlediniz. Hatta Türkiye'nin gündemine de girdi. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Akdağ Cuma ve Cumartesi günü Balıkesir'deydi. 2 günlük bir ziyaretti ama çok yoğun bir ziyaret oldu ve Balıkesir için de az sonra il müdürümüzle de geniş şekilde konuşacağız. Çok önümüzdeki günlere yönelik ve Balıkesir'de birçok şeyin tespiti açısından çok önemli bir ziyaret oldu. Biz Sağlık İl Müdürü Doktor Hasan Yılmaz'la birlikteyiz. Gerçekten de 2 gün çok yoğun bir şekilde geçirdiniz. Birincisi şuradan başlayalım. Sağlık Bakanının Balıkesir'e gelme amacı neydi? Neden geldi Sağlık Bakanı Balıkesir'e? Evet, bakanlığının birçok kuruluşunu denetlemek için veya gezmek için ama esas amaç neydi? Herkese iyi akşamlar diliyorum size de. Tabii Sağlık Bakanımız illerimizi denetleyerek, bakarak, gezerek hem personele motivasyon verir, hem moral verir, hem de o ilin bir önceki yıldan bu yıla ilerleme raporlarını inceler. Bunu yaparken genelde bir hafta önceden 10 kişi civarında bir ekip gönderiliyor. Bu ekip ili tüm birinci basamak ve ikinci basamak hastanelerini gezerek raporlarını hazırlıyor. Son günde Bakan Bey'imiz gelerek bunu bir geniş toplantıda ele alıyor. İlde 2002'den itibaren bugüne kadar yapılan işlemlerin ilerleme raporları tartışılıyor. Aksayan noktalara bakılarak bunlar için bir tarih veriliyor. Nasıl yapılacağı açıklanıyor ve onlar ilgili kişilere teslim ediliyor. Valilik tarafından yapılması gereken valilik tarafına, özel idare tarafından yapılması gereken onlara, bizim tarafımızda yapılması gereken bize, başhekim tarafından yapılması gereken başhekime, Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili genel müdürlere yapması gerekiyorsa onlara talimatlara verilerek toplantı bitiriliyor. Tabii daha sonra da sağlık çalışanlarıyla beraber interaktif şekilde bir toplantı yapılıyor. Buradan sağlık çalışanlarına 15 tane kadar soru alınıyor. Bakanımız bu soruların cevaplarını vererek sağlık çalışanlarını aydınlatıyor ve ikili bir iletişim kurulmuş oluyor. Tabii Sayın Bakanımız geldiğinde de ilde önemli gördüğü birkaç yatırımı gezmeye çalışıyor kısa zamanda. Bu ilde de sayın koordinatörlerimiz bir önceki hafta pazar günü geldiler, il denetlediler. Bakanımızla ve ilgili genel müdürlerimiz, müsteşar yardımcılarımız da cuma günü ilimize teşrif ettiler. Ve ilimizde cuma günü akşam valilik ziyaretiyle beraber bazı ziyaretlerde bulundular. Akşam Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni açtığımız yeni doğan yoğun bakımımızı ziyaret etti Bakan Bey. Sonra yeni yaptığımız Azizli Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti. O günü istirahat etti. Bir sonraki bunlar gün, tabii gece yarısı olan şeyler. Biz haberlerimizde de bir bölümünü verdik ama gece yarısı olan ziyaretler. Bizde de aynısı. Biz de gece çalışıyoruz. Zaman yok. Bakan Bey de gece çalışıyor. Tabii başında böyle birisi olan da Bakan Bey ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Bakan Bey de hiç gece demeden gitti. Saat 11 küsur civarında Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakımını gezdi. Saat 12'den sonra da dışı gezdik ve açıkçası benim hep söylüyorum, bu yeni doğan yoğun bakımımız bana göre Türkiye'de en iyisi. Bana göre. Şimdi Sağlık Bakanı'nın da branşı o olduğu için öncelikle tabii orada çok yakından inceledi ve inceledikten sonra yaptığı açıklamada da dedi, tamam dedi, bu yeni doğan ünitesi olarak 10 numara dedi yani. Evet. Tabii Bakan Bey orada burası için çok beğendiğini söyledi. Ben evet, özellikle sordum. Evet. Diş için ne diyorsunuz benim Sayın Bakanım? Çok güzeldi ona da. Ama yeni doğanı çok çok beğendi ya açıkçası. Ama diş de çok beğenilen bir yer. Orayı da çok beğendi. Ben de emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Şunu bir haftada gördüm ki ekibim çok güzel. Müthiş iş yapmışlar, yapıyorlar. Tabii yapılacak daha çok iş var, o ayrı bir şey. Hiç durmadan çalışacak ekip. Sonrasında da cumartesi günü toplantı yapıldı. Bu toplantıya milletvekillerinden vali beye, efendim söyleyeyim daire amirlerinden kaymakamlara, sağlık grup başkanlarından başhekimlerimize ve halk sağlığı müdürümüzle beraber bizim ekibimiz, müdürlük, müdür yardımcıları, şu müdürleri katıldı. Bu Asya Termal Otel'deki o basına kapalı o toplantıda hemen hemen herkes vardı. Evet. Gördüğümüz kadarıyla biz de orada, görüntülerden evet, gördüğümüz kadarıyla. Ne yapıldı orada içeride? Sayın Bakan'a bir bilgi mi? Şimdi koordinatörler gezdikçe not alıyorlar tabii. Bunlar sahadaki olumlu olumsuz işleri not alırlar. Ve bunu sunu haline getirdiler. Bu sunuyu da
birkaç gün önce hazırlanıp müsteşar yardımcınız var bu konuyla ilgili müsteşar yardımcınız. O denetler ve artıların eksilerini belirledikten sonra son haline getirilir. Bu sunu da birinci basamaktaki 2002'ye kadar olan, 2002'den 2012'ye kadar olan süreçteki yapılanlar, yapılamayanlar. Yani amel defteri gibi pozitif negatifler, iyiler kötüler gösterilir. İyiler tabi açıkçası övülür. Yapılamayan işlerde niçin yapılamadığı irdelenir ve bakan bey tarafından bir süre verilir. Denir ki bunu 3 hafta yapacaksınız, bunu 1 ayda yapacaksınız, bunu 6 ayda yapacaksınız. Bunlar da talimatlandırıldıktan sonra bitirilir toplantı. Onların hepsi de şu anda elimizdeki klasör haline getirilir ve bizlere teslim edilir. Kapağını gösterelim ve okuyalım buradan. Evet. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı Balıkesirili Sağlık Hizmetleri İlerleme ve Değerlendirme Çalışması Sağlık Bakanlığı İzleme Değerlendirme Ekibi tarafından yapılıyor. Evet. Bunu yapanlar hep o koordinatörler mi? Tabii bu konudaki uzman arkadaşlarımız. Bunlar devamlı dolaşıyorlar. Önceki hafta Çanakkale'deydi bir ekibin birisi. Bu aynı ekip değil tabii. Birkaç ekip var. Biz de Çanakkale'ye gittik. Bakan Bey yine Çanakkale'deydi. Geçen hafta Çanakkale'yi değerlendirdi. Bu hafta burayı değerlendirdi. Önceki haftalarda Tekirdağ, Karaman, Konya değerlendirmesi vardı yakın zamanlarda. Sürekli değerlendirmeye gidiliyor. Evet. Ve neticede bunun aynısı bir tanesi Vali Bey'e veriliyor mesela. Bize veriliyor. Halk Sağlığı Müdürümüze veriliyor. Bakanlıktaki ilgili genel müdürlüklere verilerek bunların yapılması isteniyor. Yani bakanlığa herhangi bir yazı geldiğinde, bir istek geldiğinde o birimler açıyor bu defteri veya bilgisayar ortamında da vardır. Bu evet. Oradan buluyor ve nedir durum? Hemen ilk etapta bilgi sahibi oluyor. Tabii mesela burada ne yazılmış? Halk Sağlığı Müdürlüğü yapacak demiş birisini. Evet. Mesela kamu hastaneleri yapacak diyor. Efendim söyleyeyim müdürlük yapacak diyor. Genel müdürlüklerin bazıları yapacak diyor. Mesela bakanlık, sağlık müdürlüğü, hastane idareleri yapacak diyor. Ve yanında zaman vermiş 6 ay diyor. 6 ay içinde şuradaki iş bitecek diyor. Sonra bunun belki de tabii takibi de yapılıyor. 6 ay sonra bitti. Geçen sene Mart ayında biz yapmıştık. Evet. Bizim o Mart ayında yaptığımızın da değerlendirmesi yapıldı şu anda. Evet. Yaptıklarımız, yapmadıklarımız bakıldı. Onlardan beceremediklerimiz efendim söyleyeyim niçin olmadı dendi. Evet. Yaptıklarımızda tebrik edildi. Peki şimdi bu klasörde Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sağlık açısından ne yapılacaksa yazılıyor, kim yapacaksa yazılıyor evet. Ve ne kadar süre içerisinde yapılacağı yazılı. Tabii bu toplantının esas noktası bu aylık toplantının, bu seneki toplantının yatırımlardı. Evet. Çünkü Balıkesir ilimiz maalesef geçmiş zamanlarda çok büyük yatırımlar almadı. Alamamış daha doğrusu, bazı sorunlar olmuş. Ve şu anda tahmin ediyorum Balıkesir'i 2015 senesine kadar özellikle ikinci basamakta hastanecilikte Türkiye'nin önüne geçecektir. Onları kısaca istersen açıklayayım. Peki yalnız uzun geçmişte Balıkesir hizmet almış. Mesela o göğüs hastanelerimiz neredeyse 100 sene önce yapılmış. Devlet hastanemiz zamanında yapılmış. Birkaç SSK zamanında yapılmış. Çok uzun bir geçmişte ama son mesela 20 yıldan bugünümüze gelindiğinde belki biraz o kastediliyor anladığım kadarıyla. Ya tabii burada büyük hastanelerimiz var. Sosyal güvenlik kurumunun yaptığı işte Atatürk Devlet Hastanesi, evet. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı Devlet Hastanesi, Göğüs Hastanesi. Ya bunlar iyi yatırımlar. Ama neticede artık çağımızın gerisinde kaldı. Çünkü COVID sistemi, poliklinik alanları çok dar, ameliyathaneler sıkıntılı, yoğun bakımlarımız ne kadar yaparsak yapalım hala yer konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hem bizim çalışanımız iyi ortamda çalışamıyor. Evet. Hem de hasta iyi ortamda hizmet alamıyor. Peki birincisi şu bizim büyük şehir hastanemizden başlayarak isterseniz evet, çünkü o çok önemli. Onun üzerinde duralım. Vaktimizin biraz bir bölümünü ona ayıralım. Şimdi büyük şehir hastanesi bu işte Çayırhisar yolu üzerinde yapılacak hastaneyle ilgili şu anda durum nedir? Biz onun şeylerini de görüntülerini de göstereceğiz. Şimdi şehir hastanemizle ilgili 850 yatağa karar kılmıştık. Tamam. Bu konuda projemiz de çizilmişti. Fakat bir 15-20 gün önce veya bir ay önce tekrar bir pozisyon değişikliği yaparak burayı 1000 yataklı hale getirildi. Bunun açıklamasını yapmamıştık kamuoyuna. Dün Bakan Bey açıkladı önceki. Yani 150 yatak daha ilave oldu. Tabii 1000 yatak oldu kapasitesi, evet. 1000 yatak hastanenin. Hastanenin geçen hafta itibariyle de yangınla ilgili, yangın projesiyle ilgili tek birkaç sorunu vardı. Onlar da bitirildi, TOKİ'ye verildi.
Ya yani normalde 1,5 aylık TOKİ'ye verdiğiniz projeyi de tekrar tadilat yapacağız diye geri aldık. Yangın projesi tadilatla yapılarak şu anda 1000 yataklı hastane olarak TOKİ'de yatırıma alındı. Evet, proje çizildi. Biz o projeyi de bir taraftan siz anlatırken göstereceğiz. Evet. Ve şu anda ihale sürecini bekliyor. İhale tarihini bekliyor. Bundan sonraki top bizde. Evet. Ve biz de kısmet olursa çalışmalarımızda bunu çok yakın zamanda ihale yapabilmek için TOKİ ile irtibatlı olacağız. Peki bununla ilgili bir süre öngördü mü Sayın Bakan, yoksa daha bu ihaleden sonra mı belli olacak? Bu açıkçası TOKİ'de iş yükünde biraz fazlalık olduğu için evet, çok fazla bir şey söyleme şansımız yok, ama çok iyi başarabilirsek bu yaz döneminde ihale tarihi alabiliriz. Eğer başarısız olursak yıl sonuna kalabilir ihale süreci, ama evet, ben bu yaz döneminde ihale sürecini, ihale tarihini alacağız diye ümit etmekteyim. Evet. Şimdi seyircilerimiz de görüyor nasıl bir hastane olacağını. Bu bittiğinde 1000 yataklı çok modern bir hastaneye Balıkesir sahip olacak. Ama o oluncaya kadar mevcut yataklarımızda hastaneler hizmete devam. Kısaca açıklayayım. Bu hastane 154 bin metrekare kapalı alan bir hastane. 90 evet, dönümüsünde kuruluyor. Bu hastanede bir hastanede olması gereken neredeyse her şey var. Yani poliklinik alanlarından yatak servislerine, yoğun bakımlardan onkoloji servisine, tedavi merkezine, her şey var. Nitelikli yerlerine kadar çok güzel bir hastane olacak. O hastane yapılana kadar Atatürk Devlet Hastanesi tamamen duracak. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde hastane bittikten sonra eski bloklarını yıkarak yeni bir ekleme yapılarak Bakan Bey öyle talimat verdi. Burası da 200 veya 250 yataklı, onu tam bilemiyorum. Ama 200 diye emir verdi şu anda. 200 yataklı C bloku bırakılarak diğer blokları yıkılıp 200 yataklı şehirde bir hastane kalmasını istedi Bakan Bey. O da öyle kalacak. Ama inşaat... Yine yeni yapılan, yeni yapılacak tabii. Eski yerler yıkılarak yeni yapılacak. C blok dediğimiz yeni bir blokumuz var orada. C blok dediğimiz. O kalacak. Diğerleri yıkılarak yeni bir ekleme yapılarak 200 yatak haline getirilecek ve şarjda kalacak böyle bir hastane. Öbürü bittikten sonra ama. Tabii tabii. Tamam. Diğeri bittikten sonra Atatürk Devlet Hastanesi'nin mevcut yeri ile doğum evinin olduğu yeri biz bakanlığa bırakacağız. Onlar artık tasarrufta nerede bulunursa bulunacaklar. Artık ondan sonra onların elindeki bir şey. Bu konudaki şu andaki öngörü ve planlanan projeler böyle. Bunun haricinde Ayvalık'ta 100 yataklı hastanemiz son proje bitti. İş hastanesi yani. Onu belirttiniz zaten, geçtiğimiz günlerde bir haberlerimizde evet, verdik biz, biraz kısaydı ama. İş hastanesi. Evet, iş hastanesi başladı zaten. Faaliyet evimize başladık orada. Evet. Bunun yanında iş hastanesinin hemen üstünde Sağlık Müdürlüğü'nün temeline başladık. Öyle mi? Tabii yeni bir projemiz. Burası 8500 metrekare kapalı alan. Çok modern ofis sistemi olan bir müdürlük olacak. Belki Türkiye'de bence yani bizim, çünkü çok üstünde durduğumuz bir proje, en önemli ve güzel bir idari bina olacak diye düşünmekteyiz. Ama öbürleri, bu hastaneler falan bittikten sonra belki başlandı. Hangisini? O sağlık müdürlüğü ile ilgili. Sağlık müdürlüğüne başladık. Ona da başladınız bir taraftan. Firmamız evet, 6 aya teslim edeceğiz diyor. 6 aya sonra kısmet olursa yeni müdürlük binasında olacağız. Evet. Ayvalık Devlet Hastanemiz 100 yataklı. Proje bitmek üzere şu anda, ihale çıkacağız. Ayvalık'ta bir toplu sağlık merkezi yapıyoruz. Yani eski sağlık ocağı, sağlık grup başkanlığı. Burhane'de 100 yataklı, 125 yatak kapasitede devlet hastanesine karar verildi. Arsa sorunu çözümü üzere şu anda. Burhane'de, Ören'de bir eğitim araştırma sağlık ocağı yapıyoruz. Hem eğitim yapılacak hem dinlenecek bir yer. Ören'de, denizin kenarında. Yazın tabii nüfus artıyor oralarda. Tabii. Belki onlara da katkı mı? Hayır, bu Ören'deki yer tamamen bizim sağlık personelimizin eğitim merkezi olacak. Eğitim merkezi, tamam. Gömeş'te gerek olursa, bunlar Bakan Bey'in toplantısından notlardır. Evet. Gerek varsa bir tartışacağız. Küçük bir ek yer yapacağız Gömeş'e. Edremit'te artık zeytin ıslak kanundan dolayı mevcut hastanemizin yanına da ek bina yapamıyoruz. 84 yataklı bir projemiz vardı. İhale edemedik. Buraya 200 yataklı devlet hastanesi planlaması yapıldı. Yeni arsa bakıyoruz buraya. Sözün verirse. Edremit'te toplum sağlığı merkezi yapıyoruz, yeni sıfır. Edremit'te yine diş tedavi merkezimize ek bina yapıyoruz. Edremit'te yine eski bir hastanemiz var. Restorasyon yapıyoruz. Onun ihalesi, proje ihalesi yapıldı. Havran'da 25 yataklı bir hastane planımız var. Arsa sorunu çözülmek üzere. İvrinli'de bakacağız deprem dayanıklık durumuna. Ondan sonra karar vereceğiz. Ya yeni bina yapılacak ya da mevcut bina nitelikli hale getirecek. Yani hepsi banyo tuvaletli hale getirilecek. Hasan Bey, yeni yolla İvrinli artık bir mahalle gibi Balıkesir'e. Onun için İvrinli birçok şeyini Balıkesir'den görür. Karar veremedik tabii buna. Evet, tabii. İvrinli'de yine 6 Ekimlik aile sağlığı merkezi yapacağız. Tamam.
Banya'da eski bir binamız var. Bunu yıkılıp yerine yeni bina yapılacak. Kepsut'ta hastanenin tekrar hale getirilecek. Dursun Bey'de 75 yataklı bir hastane yapılacak. İhalesi 26 Haziran'da. Sındırgı'da A ve B bloklar yıkılacak, yenisi yapılacak. Karar alındı. Savaştepe Devlet Hastanesi, İç Hastanesi'nin tekli hale getirilecek. Bigadiş'te hastanemiz yapılıyor ama 100 yataklıya çıkarıldı burası. Gönen'de hastane yapılıyor, 100 yataklıya çıkarıldı. Bandırma'da ki eski kapı da ana binanın içine taşınacak. Orası diş tedavi merkezine verilecek. Bandırma'da Güven Karahan Yüksek Binası Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Müdürlük, İlçe Müdürlüğü ve Konaklama Merkezi olarak yapılacak. Erdek'te hastanemizi bitirdik, 15 Haziran'da açıyoruz. Biliyorsunuz yeni doğan yoğun bakımımızı yaptık. Orası çok güzel oldu. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde acil binasını yaptık. Acil binası bitti. Ve Aile Sağlığı Merkezi'nde hizmete açtık. Sağlık Müdürlüğü binası da temel atıldı. Peki yapıyoruz şimdi bu kadar. Peki şimdi Sağlık Bakanı sonradan yaptığı en son basın açıklamasında çok geniş bir açıklama yaptı. Orada işte sezaryen konusu Türkiye'nin gündemine geldi. Burada açıkladı. Evet. Sayın Başbakan'la aynı arka arkaya olduğu için çok da hep buradaki görüşleri ifade edildi. O konuda eğitim de verilecek dendi. O konu çok ulusal basında da çıktığı için pek o konu üzerinde durmayacağım. Ben biraz daha Balıkesir. Peki eksik bulmadın mı canım? Şimdi yani geldi Balıkesir'e, her şey dört dörtlük. Her şey güzel. Güzel olanları söyledik. Nedir? Böyle bir baktığında eksikliği ne olarak gördü? Genel anlamda söylüyorum tabii. Münferit olabilir. Açıkçası toplantılarda sezaryanın haricinde bir de birkaç 112 birinci basamak haricinde çok fazla eksiklik söylenmedi. Yani bunu açık konuşalım. Yani böyle söylense söyleriz zaten. Tabii, çok tabii, şey olmaz. Evet. Onun haricinde hastanelerdeki tefrişatla ilgili konular, hasta karşılamayla ilgili konular, hastalıkları. İşte, tabii hastalıklar olabilir. Bankoların açık olması, röntgenlerin dizayn edilmesi, orada mahremiyete dikkat edilmesi, tek kullanımlık önlük bulundurulması gibi konularda biz zaten sürekli çalışıyoruz. Bunlar da münferiden bazı yerlerde eksikler bulundu. Evet. Bunları genel anlamda Bakan Bey artık sunumlarda söylemiyor. Evet. Yani bizim en çok buradaki konuştuğumuz konu, açık konuşalım, toplantıda sezaryen oranları oldu. Evet. Yani çok uzun durdu. Ya bunun üzerinde özellikle... Ama o zaman şöyle, o zaman bilmiyorum özel hastanelerde var mı? Türkiye'de özel hastanelerin durumu da var. Özel hastanelerde mesela performansa göre işte onların para kazancı olduğu için devlette o kadar sezaryen var mı? Özellerde nasıl? Bunlar da dile getirildi değil mi? Tabii özel hastanelerimiz şunu söylüyor. Devlet hastanesinde sezaryen yapılmayan kişiler bize geliyor. Biz de özel hastane olduğumuz için kabul ediyoruz mecburen. Biz yapıyoruz diyorlar. Ama tabii elimi kesleyen birisinin elini kesmiyor kimse. Yani veya benim bağırsağımı kesleyen birisinin bağırsağını kesmiyor. Evet. Yani gereklilik varsa yapılması gerekiyor. Her isteyen her amele yapılmaz. Böyle bir işlem olmaz. Bizlerde özel hastanemiz maalesef %85 civarında sezaryen oranı, toplam sezaryen. Bütün Türkiye'de de bu böyle yani. Yakın, özel hastanemizde birinci sezaryenlerimiz, yani hiç daha önce doğum yapmamış kişiler bizim çok önemli. Onların oranı, onlarda 55, bizde 30 şu anda. Tabii. Biz bu sene %21 civarında düşürdük, 2012'de çalışıyoruz. Onlar düşürecekler diye tahmin ediyorum, bu rakamları aşağıya çekecekler mecburen. Evet. Çünkü Sayın Bakanımız bu konuda bir takım yaptırımların olacağını açıkladı. Bir de Sayın Başbakan da el koyduğu için artık bu konuda zannediyorum çok üzerine, çok titizlikle gidilir gibi geliyor bize de. Yani tabii politika koyucu Ankara'dır. Politikalarını evet. üreteceklerdi. Biz o konuda çok fazla yorum yapmayalım ama biz insanlarımızın sezaryen olmasını istemiyoruz. Gereklilik yoksa. Evet. Yani biraz acıyı çekecek anne. Tabii erkek ne anlar acıdan diyeceksiniz ama tabii doktora az çok biliyoruz bu konuyu. Sezaryen insanlarımıza ve doktorlarımıza ve çalışanlarımıza biraz rahat geliyor. Yani ama doğum birkaç saat sürebiliyor, 3-4 saat sürebiliyor. Acı çekiyorsun, doğum acısı var. Ama biz de ağrı istemeyen annelere şunu diyoruz. Gelin bize, biz ağrısız doğum yaptıralım. Tabii, o da var. Şimdi Hasan Bey, gerçekten de Balıkesir tabii Sağlık Bakanı'nın gelmesiyle birçok konunun masaya yatırılması bu Balıkesir'e artı kazandıracak. Ama İnsanlar da şunu merak ediyorlar yani artık. O her iki hastanede de olabilir. Hastanelerde o 5 kişilik, 6 kişilik, 4 kişilik o koğuşlardan önümüzdeki günlerde artık Balıkesirliler kurtulacak. O süreyi bir verebilir miyiz burada? Süreyi belirleyebilir miyiz? Ben yeni hastanenin faaliyete geçmesini 2015'in başı diye söyleyeyim. 2015. Tabii yani neticede
bu sene ihalesini yaparsa 2010 senesinde başlayacak. En iyimser rakam 2015 senesinin Haziran ayı olur. Evet. Bana göre. Ya tabii biraz biz ilk günden beri hep hedef yüksek tuttuk. Esasında geç kalmadık. Biz hedef yüksek tutarak esasında şu anda kendimize göre planladığımız ama basına söylemediğimiz hedefin önünde gidiyoruz. Çünkü ancak proje bu kadar zamanda yapılabilir. Biraz yerle ilgili konudan da tabii ki. Hayır, bu kadar zamanda yapılabilirdi. Ben ne söyleyeyim? Biz hep yüksek tuttuk ama halkımız şunu zannetti. Cidden hedefin gerisinde mi kaldı? Alakası yok. Yüksek tutarak biz hedefi esasında bizim aklımıza geçen rakamdan şu anda gerideyiz. Yani iyiyiz. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bazen yer bulması 4-5 sene sürüyor bazı yerlerde. Bakın, değil mi? Bazı şehirlerde. Bazı şehirlerde. Aradaki bürokratik işlemleri yapmak 200 sene sürebiliyor. Bazı yerlerde bina 3 senede bitiyor, 1 senede hastane açamıyorsunuz. 1 senede. Yani içini düzemiyorsunuz aslında. Peki Sağlık Bakanı 2 numara verdi. O numaraları bir kez daha buradan tekrarlayalım. Bir acil durumlarla ilgili yani bir hastane numarası verdi. Bir de başka illere de biz bulunduğumuz yerden randevu alabiliyoruz. 182. O iki numarayı tekrarlayalım buradan. 182 biliyorsunuz, evet. Randevu attığımız. Evet. Özellikle halkımız 182'yi ararak TC'sini vererek, ismini vererek herhangi bir hastaneye randevu alabilir. İstediği yani İstanbul, Bursa, İzmir her yer. Nereden isterse. Evet. Böylelikle hastanedeki hem bekleme sürelerini hem de yığılmayı engellemiş oluyoruz. Evet. İkinci şey, Bakan Bey'in 444 38 33'tü. Evde sağlık. 444 38 33 ile de evde sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir. Aradığı anda nereden olursa olsun biz arkadaşlarla irtibat kuruyoruz, adresini alıyoruz, rahatsızlığını, sıkıntısını alıyoruz. Arkadaşlarımız giderek buradaki gereken yardımını yapıyor. O numarayı bilmekte fayda var. Çünkü evde sağlık hizmeti alacağız ama sağlık müdürünü mü arayacak, hastaneyi mi arayacak, 112'yi mi arayacak, nereye arayacağını bilemediği için bir tereddüte düşer. Tek numara 444 38 33. 33. Peki. Ama şu var. Aile hekimine gidebilir. Ben evde sağlık hizmetinden faydalanmak istiyorum diyebilir. O da yardımcı tamam. Olabilir. Peki. Hatta 112 arayıp o söylese onlar bile bize söyler ama çok fazla istemiyoruz. Ama 112'yi pek fazla meşgul etmiyoruz. Şu olarak söylüyorum. Yani bize bir şekilde ulaşan birisi bizim tarafımızdan hizmeti alabilir. Ama esas numara 444-38-33. Ve şu anda elimizde bu bakımdan Türkiye'deki en iyi diyebilirim. Evde sağlık hizmetleri. Hatta rakamı sordu Sayın Bakan. Size verdiniz orada. Ve şu ana kadar biz 6800 civarında 2004'ten beri hasta kaydetmişiz. Evet. Bakılmış bunlar. Tabii. Peki vaktimiz doldu, hatta geçti biraz da. Buradan son bir mesajınızı alayım ve programı kapatalım. Abi biz şunu söylemek istiyoruz. Ekibimiz birinci basamakta, halk sağlığı, sağlık müdürlüğü, halka hizmeti ön plan tutan, sağlık personeli hiçbir şekilde zarar gelmesini istemeyen bir personel grubu ve ekip grubu oldu. Ve her gün bu il daha iyi nasıl gider onun için çalışıyor. Halkımızdan özellikle hizmet alırken bu bizim düşüncelerimizi en içten sevgi, muhabbet, saygı olarak diyor. Bunun karşılığında bizim personelimize de sevgiyi, muhabbeti, saygıyı esirgemelerini istemiyoruz. Bu bakımdan yapılan bütün hizmetler onların ailesinden bir fert olarak yapılıyor. Ben bütün evlerden bir aile, bir herdeyim. Bütün evlerin çocuğuyum. Öyle düşünülürse, bizim yaptığımız hizmetin, efendime söyleyeyim, içtenliği anlaşılırsa ve personelimize buna göre dayanılırsa biz mutlu oluruz. Her gün Balıkesir daha hizmet nasıl alır ona çabalıyoruz. Gecemizi gündemimizi katarak buna bakıyoruz. Ve şu bir gerçek ki emeğimizin karşılığında Allah veriyor. Neticesinde bu gün her gün daha iyi olacak. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Size de kolay gelsin. Hayırlı günler. Sağlıklı günler. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugün İl Sağlık Müdürü Doktor Hasan Yılmaz'la birlikteydik. Sayın Bakan'ın gelişini, yapılan çalışmaları ve sonrasında yapılacak çalışmaları bize aktardı. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.